Evet, sevgili zıpkıncı dostlarım, hepinize merhaba. Özellikle yeni başlayan arkadaşlar beni dikkatlice dinlesinler. Çünkü yeni başlayanların çok sık yaptığı bir hatadan bahsedeceğim arkadaşlar. Bu hata nedeniyle birçok arkadaşımız maalesef vurduğu balığı kaybediyor. Vurduktan sonra kaçırıyor arkadaşlar. Evet, olay şu. Diyelim ki arkadaşlar balığı vurdunuz. Balığı vurduktan sonra balık ne yaptı? Taşın arasına saklandı ya da bir şekilde dipte kaldı. Siz ne yaptınız? Bunu inip almak istediniz arkadaşlar ve aşağı indiniz. Derinliği fazla olmasına gerek yok. 2 metre, 3 metre olur, fark etmez. Siz aşağı indiniz ve arkadaşlar balık şişte. Yani ipe geçmemiş, balık şişte. Siz ne yapıyorsunuz? Aşağıdayken şu şekilde şişin arkasından tutuyorsunuz. Yüzeye doğru, yukarı doğru çıkarken şişin kafasını yukarıya doğru kaldırıyorsunuz. Ve ne oluyor arkadaşlar? Yer çekiminden dolayı bu kelebek pat diye kapanıyor. Gördüğünüz gibi bunun şişin kafasını yukarı sudayken kaldırdığınız zaman kelebek kapanır arkadaşlar. Tabii ki kelebek kapanınca ne oluyor? Balık çırpınıyor ve arkadaşlar kapalı kelebekten kendini çıkartıp kaçıyor. Ve ne oluyor arkadaşlar? Vurduğunuz balığı kaybediyorsunuz. Yani elinizden kaçmış oluyor. Yani yeni başlayan arkadaşlar bu hatayı çok sık yapıyor. Lütfen şişin bu şekilde tutup arkasından kafayı yukarıya dikmeyelim suyun altındayken. Evet, beni takip edin, devam edin arkadaşlar. Hepinize sağlıklı kalışlar. Görüşmek üzere.